Merhaba arkadaşlar, FM kariyerimizin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sonunda geldi FM. Ben normalde final yapmayı düşünüyordum. Son zamanlarda yayınlarda da sürekli diyordum. FM çok zamanımı alıyor. Hem oynaması hem de montajı. Bu yüzden aldığım izlenim de buna değmiyor gibime gelmeye başladı. O yüzden de FM'yi bitirmeyi planlıyordum arkadaşlar. Çünkü ben bu videolardan ne çok abone kazanıyorum ne de çok aşırı fazla izlenim alıyorum. Hani diyecek olursanız ki PES videoları atıyorsun, üçlü kapışma ligi, onlar da hemen hemen aynı izleniyor. Onlar biraz daha fazla izlense de o videoları çekmesi belki bir saat sürüyor. Yani çekimi yarım saat, montajı da yarım saat sürüyor. Ama bu FM videosu 2 saat oynuyorsun, 20 dakikalık video çıkıyor. O 2 saatlik yayın veya oynadığıma ben bir 2-3 saat uğraşıyorum, 4 saat uğraşıyorum montajıyla. Bu yüzden beni zorlamaya başladı FM. Özellikle böyle ekstra ıvır zıvırla da uğraştığım için zamanım az kalıyor. Bugün belki videonun uzunluğunu fark etmişsinizdir. Belki daha uzun bir video çekmişimdir sizlere ki planım o. Daha az keseceğim. Montajı daha kolay olsun. Belki bu şekilde devam ettiririm. Ya da olmazsa yine baktık duruma göre bitirebiliriz. Hızlıca sezon sonuna geçip durum değerlendirmesi yapıp Parma'da kariyerimizi sonlandırabiliriz. Puan durumunu görüyorsunuz. 5.yiz. 12 puanımız var. 7 maçla başlıyoruz bölüme. Juventus'un 18 puanı var. İlk maçımızda Hellas Verona. Hellas Verona'da 10 puanla hemen 2 puan gerimizde. Önemli bir maç olacak. Muenta sakat ama ben ona iğne yaptırdım. Bugün oynayacak iğneyle beraber. Ondan sonra 2-3 gün sahalardan uzak kalacakmış. Hücum ağırlıklığı dengeliye çeksek diyor. Bu sefer öyle deneyeceğim abi. Bunu geç, şunları uygula ve ilerle takım seçimi. Muente oynayacak abi. İğneyle falan oynayacak. Alenya, Ugarte. Durumlar nedir abi? Her şey okey gibi. Candelone. Tamam, böyle oynayalım. Maça geldik. Burada bir kestim. Oyunumun sesi gelmiyordu. O yüzden kapatıp tekrar açtım. Maç yeniden başladı. Hemen başta kapatmıştım. Koray Günterli, Verona karşımızda. Başka kimleri var? İki kez görünüyor lan onların dizilişi mizilişi. Dacruz. Şuna bak, benim arkamda da onların ilk 11'i var. Çok acayip. O nasıl iş lan? Aha, Parma dizilişi yaparsam oluyor, tamam. Beyler başarabilirsiniz. Bakın bu çocuklar bugün sizi kesintisiz izleyecek. O yüzden hani böyle armutluğunuzu da görecekleri için dikkat edin kendinize. Daha her şey göz... Şu ana kadar hiçbir şey olmadı. Aha. Evet, ben Gilbert, Ugarte. Haydi beyler. Alenya. Gol geliyor bence. Muenta. İğneyle oynuyor kral. Karamo. Hadi abi. İyi pas. Gilbert içeri çevirdi. Günter. Ve pozisyonlar bazen uzayabiliyor arkadaşlar. Kritik anlar açık ve kontra atak yiyoruz. Orada Nianzu'dan berbat bir pas hatası. Şöyle göstereyim kritik anlar. Skamakka. Oo ya abi offside. Aa, bala bak ya. Lan adama çarptı, bir şey oldu. Offside de yok ha. Hocam VAR'a gitseydik. Bir daha izlemek istiyorum ben o zaman. Bence burada offside vardı. Bu offside değil, tamam. Çok gerideymiş. Talihsiz bir an. Beyler başarabilirsiniz demeye devam edelim. Ayıp ya. Ben bunu pozitif futbola alacağım. Hellas Verona kimmiş? Dengeli oynuyoruz. Ayıp. Tavsiye edeni suçlamak lazım. Evet. Şimdi Darmian, Dacruz, Barberis. Haydi abi. Siopis. Siopis bir ara Türkiye'de mi oynuyordu? Sanki. Darmian. Oğlum bunlar bizi darma duman mı edecek? Yo, hiçbir şey yok. De La Vega. De La Vega'yı da almıştık geçen bölümde hatırlarsanız. De La Vega'dan bir şey bekler miyiz acaba? İyi bir şey. Candelone. Evet. Ugarte. Ya Ugarte oradan da vurmayacağım be kral. Ama iyi takip etti. Aldı. Karamoh bomboş. Gilbert. Biraz yankı yapıyorsa sesim, kusura bakmayın. Ve De La Vega ilk golünü atıyor. Gilbert'in müthiş ortası. De La Vega arkada kendini unutturdu. Helal lan. Şöyle ben size gol müziği de verebilir miyim acaba arkadaşlar? Canlı bir şekilde. Ne yazık ki şansınıza küsün. Gol müziği yok. De La Vega 1-1. Atla abi. Başarabilirsiniz demeye devam edelim. Eşit durumda başarabilirsiniz işe yarıyor ama öndeyse bizim takım işe yaramıyor. Mutsuzlaşıyorlar. Ben şunu hücum ağırlıklıya da alacağım abi. Bunlardan korkmak yok. 45 artı 2 ilk yarı böyle bitiyor. Soyunma odası. Size eleştiren basını gösterin abi. Kimse yorgun mu diye bakıyorum. Pek yorgun değil. İkinci yarı hemen pozisyonla başlıyor. Aha, Carlos Alenya.
Olsen kurtardı korner. Alenya iyi frikik çekiyor ha. Alenya çok başarılı. Buradan bence gol geldi diyeceğim. Yok. Bizim mi? Onların. Pozisyon devam mı? Yok. Bazen öyle devam ettiriyorlar. Bu arada şutlara bakarsanız hani XG oranımız o kadar iyi değil. XG oranı fırsat ne kadar gol pozisyonuna girdiğinizi anlatıyor. Böyle bazen dandik şutlar olunca işte saymıyor gol pozisyon diye, net pozisyon diye. Şimdi yine bizim pozisyon. 59. dakika De La Vega sarı kartı yemiş. Biraz da yorulmuş, onu olmadı değiştiririz birazdan. Candelone mutsuz. Moenta gol atar bence. De La Vega. Ugarte. Evet. Ara pası Alenya'ya. Alenya asistleriyle bilinir normalde. Üçüncü golünü atıyor Carles Alenya. Helal lan. Kral. Şimdi hemen burada bir değişiklik yapayım arkadaşlar. Kimi değiştiriyoruz? De La Vega'yı değiştirmemiz lazım. Onun yerine sol kanatta Gagliolo'muz var. Evet. Petzella Gagliolo değişikliği. Mantıklı. Mantıklı. Değişiklikleri onayla. Hemen pozisyon mu var rakip için yoksa biz 3'ü mü atacağız? Aman aman bir dakika. Da Cruz golü atan. Güzel. Tacımız bizim mi? Onların. Bitti. Tamam. Yani yine dayanamadım, kestim. Çünkü böyle kuru kuru oturdum yani. Oraları da keseyim en azından. Alenya araya girdi, aldı. Alenya götürdü, kendi gidiyor. Alenya. Ah be Alenya. Lan ikinci golünü de atacaktın orada kral. Tüh. Neyse, Alenya asist yap abi sen. Aha gol gel. Yok be. Barberis kontra ataktan gol yemeyelim şimdi o golü kaçırdıktan sonra. Edera Gilbert güzelsin be. 87 bir pozisyonda Karamo. Gilbert. Gilbert iyi oynadı mı diyeceğim. Lan umarım gol yemeyiz burada. Bir tane atarsak rahatlarız. Kurtiç'i aldım oyunu az önce Ugarte'nin yerine. Kestiğim yerde. Gilbert, Nianzu, Kurtiç. Güzel. Petzella. Bu Moenta'dan da gol bekliyorum abi açıkçası. Yine verdik. Boşilya, onu da aldım Alenya'nın yerine. Gagliola, Candelone. Moenta. Kalenin önünde bomboştu Moenta aslında. Keşke iğne yaptırmasaymaydık. Ne yapsaydık. Neyse. 90+4 deplasmanda galibiyeti alabiliyor muyuz? Evet. Son pozisyon yok. Güzel. Bölüme galibiyetle başladık. Bu arada şöyle fikstürü de göstereyim sizlere. Zorlu maçlar geliyor. Brescia maçı var. Empoli maçı var. Kupa Empoli. Onu alırız umarım. Sonra Roma, Juventus, Sampdoria, Napoli. Napoli'ye kadar muhtemelen oynarız. Udinese'ye de yetişebilirsek yetişiriz. Umuyorum ki Napoli'yi de oynayabiliriz en azından. Şimdi bir sonraki maç Brescia. Pozitif futbolu al diyor. Tamam, onu uygulayalım ve rakip talimatları uygulayalım. Ernesto Terragosa tehlikeli oyuncuları. Çok golü var. Zayıf ayağını kullanmaya zorlayacağız. Şimdi bir dakika. Bir sonraki maç, bundan sonra hemen 2 gün arayla kupa maçı geliyor ama herkes yine kondisyonu yerinde. Ben Soleti stoperi aldım. Petzella solda oynayacak. De La Vega'yı da sağ kanada aldım. Karamoho çıkarttım ve maç başlasın diyelim. Bakalım bu maçta neleri başarabilecek bizim takım. Haydi beyler, haydi. Pozitiften hücum ağırlıklığı alıyorum. 15 dakika geçti, henüz bir şey olmadı ama içime doğdu burada bir şey olacak. Biz gol atacağız. Aha Sepe başlıyor. Bu nasıl bir kuş bakışı açısı? Gagliolo. Güzel. Yo, güzel değilmiş. Neyse, Nianzu aldı. Tanguy Nianzu. Gilbert. Gilbert geçen maç efsi oydu. De La Vega sağ kanat oynuyor bu maçta. De La Vega yine. De La Vega aldı, Gilbert'e verdi. Gilbert. 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 Alenya. Aa, kaleci maleci bir şey oldu Alenya. Uçtu gitti top ya. Tüh. Bir pozisyon daha bize. Petzella. Candelone araya girdi. Gagliolo. Şöyle bir baktı. De La Vega. De La Vega çok iyi. De La Vega driplingde iyi aslında. Böyle rakiplerin üstüne gidiyor. Seviyor. Cesur bir çocuk. Cesareti kaç acaba De La Vega'nın? Gergin diyor. Kral. Neyse. Korner. Hadi. Orada bu arada Moenta'ya gitti sanki top. Evet, Moenta. Moenta hiç havalanmadı falan diyecektim. De La Vega berbat bir orta. Gagliolo atak devam ediyor. Hadi beyler, başarabilirsiniz çocuklar. Ben kendim diyeyim. Petzella, Ugarte. Petzella'nın asisti gördünüz mü? Rabona gönderdi galiba. Rabona asist yaptı, neyse. Rabona pas verdi. Alenya da paso gol atmaya başladı artık. Tekrarını izleyelim. Petzella. Bir dakika, burada değil. Şurada. Uf! Rabona'ya bak. Mükemmel.
Evet, bir pozisyon daha hemen kesmedim. Lan ne oluyor? Evet, neyse, çözdük. Bu oyunda bazen böyle şeyler olabiliyor ya. Burayı kapatmak istiyorum. Ha, ha gol. Solet kaçla göz arası gol attı. Onu da maç kondisyonu eksik diye onu da dedim oynatayım tekrar. Bir ara sakatlanmıştı ya. Alenya bir de asist yapmış oluyor tekrar. Öf, ballıyız biraz. Rakibe çarpıp Solet'e düşüyor. Ben de dedim nasıl bir goldü bu? İyi. Bu şekilde ne oluyoruz bu arada? Bu şekilde şurada gösteriyordu bize aslında puan durumunu. Geçtim onu. İlk yarı bitmeden rakip geldi. Gol yemeyelim beyler lütfen. İyi, dışarı vurdu. Güle güle. Lan korner mi? Allah Allah, kime çarptı? Neyse abi, kontra hatamız var o zaman. Dışarı. Boşu boşuna bize pozisyon gösterdi. Şimdi ben burada puan durumu 18 oluyoruz. Güzel oluyor. Roma'yı geçiyoruz. Soyunma odası. Beyler şu ana kadar iyi oynadınız ama daha iyisini yapabilirsiniz. Yok ya, performansınızdan memnunum beyler. Devam devam. Korner geldi. Solet üst direkt. Moenta tamamlıyor. Umar Solet'ten asist sayılmış oldu. Direkten aslında geldi ama. Helal lan. Kralenta da bir gol attı yine. Çöp diyenlere gelsin diyor bana. Çöp diyenler çok var. Bu nasıl asist sayıldı? Altta asist yazdı Solet'e. Direkten pası verdi falan gibisinden mi? Neyse, o da yıldızlaşmış oldu. Süpersiniz diyelim bari. Ne diyelim? Herkes mutlu. Çok iyi oynuyoruz ya. Petzella bir yorgun. Onu bir değiştirelim hemen o zaman. Petzella'nın yerine sol kanada o zaman Yan Karamoh'u getirsek mi? Yok, şeyi getireceğim. Zaten öndeyiz. Şu Valentin Mihaila'yı getireceğim. Ve rakibin bir pozisyonu sanki. Gomez. Bence biz golü atacağız. Alıp golü atacağız. Güzel. Solet. Solet çok başarılı bu maçta. De La Vega. Gilbert. De La Vega'dan daha fazlasını bekliyorum aslında. Ama alışacak ya. Gomez. Ne uzun bir pozisyon oldu bu. Gomez. Terragrossa'yı durduramadık. Adam 8. golünü atıyor. Ernesto Terragrossa. Tamam, sıkıntı yok çocuklar. Devam devam. Aa, Alenya free kick. Baraj, tüh be. Bir tane free kick golü izleyecektik, ne güzel. Gilbert. Gol şimdi geliyor ama bence. Aa, lan rakip için mi gelecek? Yo, De La Vega aldı. Aferin lan. De La Vega, bir asist yap kral. Mükemmel pas. Üf. Şimdi hemen bizim pozisyonumuz var. Hiç kesmiyoruz abi. Gagliolo. Alenya, gol var mı? De La Vega. Muenta. De La Vega'ya ver tekrar. De La Vega. Ne yapacaksın kral? Ugarte. Ugarte uzaktan yoklamayı çok seviyor. Ama biraz hafif kazmalık var yani şutlarda. Bilmiyorum, benim verdiğim talimatlardan dolayı mı? Yok ya. Yani bizim Bursa'da kimse aynı talimatlarla öyle yoklamıyordu. Ugarte kendisi seviyor. Ve inanılmaz kurtarış. Lan Brescia da aslında tehlikeli. Ben şunu bir pozitif futbolu alayım. Çok kontra yiyoruz. Beyler. Çeki düzen verin kendinize ya. Gomez. Pobega. Bissoli. Ne oldu? Serbest vuruş. Aa, offside. Ben de diyorum kırmızı kart, kırmızı kart, kart falan çıkıyor. Beyler daha çok çabalayın beyler diyeceğim. Gagliolo, Nianzu. Nianzu'yu da çıkartalım olmadı. Onun yerine de Valenti'yi getirelim. Gilbert'in yerine de bir sağ bek kimimiz vardı? Busi'miz vardı. Gel kral. Ugarte ölmüş. Daha değiştiremiyorum. Ve maç böyle bitiyor mu? 90+4. Artık kazandık gol yesek de. Böyle bitiyor harbiden. Aa, bitmiyor. Son saniye golü. Semprini. Biz atalım ya kontradan. Terragrossa'yı durduramıyoruz. Vallahi helal lan Terragrossa. Hoca offside mi veriyor? Ya hocam, bu polemiklere hiç girmeseydik ya. Ver coşsun çocuk, sevinsin. Offside iptal ediliyor. Tamam, bu maçı da aldık. Sayalım arkadaşlar. Ve maç bitti. Son düdük geldi. Maçın adamı Umar Solet mi? Yok, Carles Alenya. Ne diyor? Mutlak gol pozisyonu yaratan pas. 3 tane. 1 gol 1 asist. 1 gol 1 asist de Solet'ten. Pezzella da bir asist yapmış. Devam. Beyler. Mükemmeldiniz. Şimdi İtalya Kupası'nda son 16 maçı Empoli'ye karşı oynayacağız. Diğer eşleşmeler de bunlar. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Burada Juventus yok. En zorlu rakip Roma. Sampdoria. Başka kim var abi? Burası bir dakika. Bu çok garip. 4. ön eleme turu. Çeyrek final 1. tur. Bu nasıl iş? Adamlar bekliyorlar.
Bir sonraki rakibimiz Juventus olacağını da öğrendik eğer Empoli'yi geçersek. Lan ben de ne güzel diyorum, çeyrek finalde son 16'ya falan kalmışız. Ayıp, büyük ayıp. Biz bunlara karşı ben bunu değiştiririm. Pozitif futboldan daha fazlası lazım. Devam et abi. Şimdi burada kadro seçimi beraber yapalım. İngiliz'i sakatlanmış. Ne ara sakatlandıysa. Bizim sakatlanıp da sonradan geri gelen kim var abi? Amine Bassi'yi alalım şöyle tekrar. İşe yarar belki. Başka kim var? Başka da pek kimse yok burada. Saponara biraz değerli. Bizde yorgunluk seviyeleri... Abi bu takımda efsane fizyoterapistlerimiz falan var. Herkes kendine geliyor hızlıca. Ben Petzella'yı değiştireceğim. Sol beki alayım. Tekrar gelsin buraya bir Karamoh. Karamoh potansiyelli bir oyuncu. Moenta Candelo ona kalsın. Takımı bildir. Klasik devam ediyoruz. Bence bunlara bir fark atarız diye düşünüyorum. Maç başladı. Hemen bunu ben aşırı hücum ağırlıklıya alacağım. Bakalım aşırı hücum ağırlıklıyla dominasyonumuz başlar mı erkenden? Scoletto rakip başlıyor. Scheletto, Ricci, Haas. Offside hocam. Offside rahat. Korner. Nianzu. Bu arada ben orada bir şeyleri azaltıyordum ki her şey görünsün diye. İstatistiklerde. De La Vega. Pozisyon devam ediyor. Bizim de 50 tane formumuz var bu arada. Fark ettiniz mi? Her maç değişik bir forma. Petzella. Lamantia üstünde. Petzella. İyi ki. Petzella ne kesti? Alenya da bak. 3 maçta ilk golün hepsini. İlk golleri Alenya atmış oldu. 3'te de 3 yapıyor. Her maçta da gol attı yani. Mükemmel gol. Neyse geçelim abi. Alenya'ya bak sen ya. Arkadaşlar valla güzel transfer bence. Tavsiye ederim. Tam bir canavar bu oyunda. Nianzu. Hemen peşine. Bir pozisyon daha. Karamoh. Moenta'da var mı golde? Karamoh batırdı. Ve kontra mı yiyoruz? Yok sıkıntı yok. Bizim duvar yerinde. Petzella. De La Vega. Bizim gol geliyor bence. Ya da az farkla kaçıracağız. Bakalım. Karamoh. Batırdı. Bir daha gideceğiz. Abi bu pozisyondan göster bana. Çok uzatıyorsunuz. Gilbert, Ugarte, Karamoh. Oha. Aha. Bu nasıl pozisyon oğlum ya lan? Top dışarı çıkıyor. Kalecinin etrafından birbiriyle 8 çiziyorlar orada Moenta ile kaleci. Moenta gidiyor sonra kalecinin dışarı çıkan topu yanağlara gönderiyor. Kral ya. O kadar azimli bir çocuk. Ben Ugarte'yi değiştireceğim arkadaşlar. Ugarte hemen yorulmuş. Onun yerine bir Kurtiç yapalım. De La Vega da hemen yorulmuş ama bir beklesin devre arasında kendine gelsin. Onu daha çok değerlendirmeye çalışıyorum. Alenya bu arada. Kurtiç girdi ve asist yaptı. Leonardo Candelone. 2-0 arkadaşlar. Güzel bir gol. Çok etkili bir duran top stratejisi, organizasyonu. Kurtiç girer girmez bak. Offside de olabilirdi aslında. Kaldırmadı hoca. Kaldırmadı. Kaldırıp göstermedi bayrağı. Ve ikinci yarıyı hemen başlatıyorum. Hiç beklemeyeceğim. Ve erkenden de bir gol bulacağımızı düşünüyorum. Bu arada ben şunu aşırı hücum ağırlıklı değil de hücum ağırlıklıyı alayım. Öyle belki daha mantıklı olur. Böyle çok açık veriyoruz belki kontra ataklarda. Evet. Korner, Alenya, Mantia. Kurtiç güzel güzel kontrayı yemedik. Kurtiç iyi girdi içeri. De La Vega hocam el var. Sprocati, Ricci kontrayı şimdi yiyoruz. Sprocati, Bandinelli güzel. Yani bunun neyini gösterdim bize oyun? Kritik anlar diyoruz. Sepe. Uf, ne gönderdi lan? Moenta kendisi mi götürüyor? Aynen öyle ama berbat vurdum be kral. Pasta verebilirdin. Alenya'yı çok yormayalım. Burada Boşilya'ya da şans verelim. De La Vega da aynı şekilde çıkabilir. Onun yerine de kim girebilir? Hak Şabonoviç girsin. O kadar kiraladık adamı. Enzita. Aldık araya girdik. Boşilya. Pas mükemmel. Ama abi bitir şunları. Arkadaşlar bu arada tavsiye vardı. Hatırlıyorum son videonun yorumlarında. Moenta'ya ek olarak bitiricilik antrenmanı çalıştırabilirsin. Ekleyebilirsin. Ki mantıklı arkadaşlar. Harbiden Moenta'nın bitiricilik sıkıntısı var. İtalya'da bunu görüyoruz. 75. dakikaya da geldik. Domine ediyoruz. Boşilya. Gol var mı? Aha. Kontra atak mı? Yok. Petzella geldi. Helal. Gilbert. Karamoh. İtalya'da acaba kaçıncı bitiririz sezon sonunda?
Ve bu kupada Juventus'u geçersek alabilir miyiz? Onu merak ediyorum. Bu takımı geçtik gibi. Hocam kırmızıyı yapıştır hemen. Bandinelli'ye. Güle güle Bandinelli'ye. İkinci sarıdan kırmızı. Nedim Bayrami giriyor hemen. Değişiklik yaptılar. Kesin defans oyuncusu aldılar da ne mantıkla yani. Lan gol atmanız lazım. Tek maç. Boşilya korner. Bu işi burada bitirebilirdik aslında. Nianzo, Hakşabanovic. Gol gelsin. Kurtic, Gilbert. İleri Karamoh. Mükemmel paslar. Uf! Sonunda be kral. Aradan güzel sızdı. Muenta. Karamoh'un pası da güzel. Bak bak hareketlere bak. Gilbert ölmüş lan. Lan onu da değiştirmemişiz. Var ya Gilbert kusura bakma kral. İstersen kırmızı kart yiyip gerçi yok lan yeme. Sana ihtiyacımız var Juventus maçında. Hocam bu maçı bitirseydik, evimize gitseydik 90+3. Aha bekliyordum. Gol gelsin en azından. What? Romagnoli kim lan? Bunlar Romagnoli'yi mi almışlar Milan'dan? Yuh. Abi bu farklı Romagnoli mi? Karamoh gömecek gibi yaptı. Solet. Stoperimiz Kurtic. Orta mı açacak dedim Solet. Karamoh. Açtık da açtık. Bir stoper daha burada. Karamoh. Oğlum koşsana kanat oyuncusun sen. İlerle. Hoca burada maçı bitirecek şimdi. Yan Karamoh. Kurtic. İyi girdi. Kurtic. Hakşabanovic. Sen ne ara sarı kart yedin? Gol attı lan. Vay be ilk golünü atıyor. Kurtic de iki tane asist yaptı yedeklerden girip. Kral. Ama 7.0 ile oynuyor. Pek bir şey yaptığı belli olmadı. Demek ki. İyi. 4-0. Rahatından alıyoruz arkadaşlar. Domine ettik. Maçın adamı kim oldu? Muenta mı? Yok. Kurtic 7.8. Karamoh 7.9. Herkes iyi oynamış yalnız. Ve şimdi çok önemli bir maç var. Roma maçı. Roma 17 puanla 5. pardon. Biz de 18 puanla 4.yüz. Roma'yı alırsak inanılmaz olur. Roma'yı almamız lazım ya. Bir dakika şimdi kadromuza hemen buradan bir bakalım. Alenya, Karamoh, De La Vega. Kimi oynatsak? Hakşabanovic, formu yerinde Valenti. Yok abi bir dakika fazla bozmak istemiyorum. Bence böyle iyiyiz ya. Böyle iyiyiz. Böyle bomba gibiyiz. Rakip. Yardım iste. Okey. Agüero'yu almışlar. Bu kim lan? Kravat. Bu kim? Harbiden lan. Gürcü kravat. Onu geç. Aaron Ramsey burada. O da bir garip. Zaniolo. Palumbo. Zaniolo'nun durumu nedir abi? Üf, 4.5 yıldız. Ve Ramsey. O da 4 yıldız ha. Agüero 4 yıldız düşmüş biraz. Palumbo şöyle. Genç bir oyuncu. Busquets gelmiş buraya. Ama Oriol Busquets. O da 4 yıldız. Kumbulla 4. Ibanez 4.5. Abi bunlar bizi bitirdiler. Florenzi 4.5. 4. Kalecileri. Belki kaleci sıkıntıdır. Kaleci de 4 ya. Neyse takımı bildir. Ben bunlara karşı dengeli oynayacağım o zaman. İç sahada mıyız? Deplasmana gidiyoruz pardon. Şöyle soyunma odası yumruğu sık. Son zamanlarda bizi çok eleştiriyorlar falan dedik. Başarabilirsiniz de diyelim. Dengeli kalalım. Haydi beyler. Bu maç bizde. Bizim superior taktiklerimiz alacak bu maçı bizim için. Evet ilk pozisyon. 6. dakika Ugarte. Bizim pozisyonumuz olsun lütfen. Böyle pozisyonlara tilt oluyorum. Bizde başlıyor top. Bizim ayağımızda başlıyor pozisyon. Sonra hemen veriyoruz rakibi ama geri aldık burada. Petzella. Candelone'ye bak çok istekli. Candelone iyi girdi. Karamoh. Abi bu kaç kere direkten döndü direkten döndü. Adama mı şey kaleciye mi çarptı ikinci topta? Karamoh'un ikinci şutu. Tekrar görmek istiyorum. Muenta golle başlıyor tamam. Devamı gelsin abi. Bir kaleci. İki o da kaleci. Yuh. Daha neler? Kaleciye bak sen. Beyler devam böyle. Roma'nın pozisyonu. Kravat. Alenya. Aa bizim pozisyon oldu. Muento orada yerde kaldı. Hakem avantajı verdi. Candelone. Kaleciyi aşırtmaya çalıştı. Krala bak ya. Evet. Şimdi korner. Buradan bir gol daha var mı? Alenya. Yok. Ibanez. Nianzu. Tamam devam. De La Vega. Ugarte. Abi geri dönmeyin. Gözünü seveyim. Ne yaptınız işte burada? Aptal aptal şeyler yapıyorsunuz. Beyler devam. 4 şutumuz var. Onların hiç şutu yok bu arada. Onu da dikkatinizi çekerim oraya da. Petzella ters kanada gelmiş. Gilbert Petzella. Petzella senin ne işin var burada? Gilbert Karamoh. Karamoh iyi oynuyor şu ana kadar. Petzella senin burada ne işin var gerçekten? Şimdi kontrayı yedik bak. Sağ taraf bomboş. Agüero... Bitiriciliği konuşturuyor adam abi.
ikinci golü bu sezon sadece. Bitiriciliği konuşturdu. Petzel'le açık verdi o tarafı. Kademe mademe boşluk verdik. Hemen golden sonra bu arada pozisyon var. Candelone, De La Vega. De La Vega güzel bir şey yap. Petzel'le bak affettir kendini. Ugarte'ye bak lan. Dışarı gönderdi. Gol olsaydı coşsaydık. 38 yeni bir pozisyon. Busquets abi şu topu alalım biz kontraya gidelim lütfen. Bu tehlikeli görünüyor. Ramsey oho lan ilk golünü attı Aaron Ramsey de. O gol de yenmez be. 20 metreden etkili şut diyor. Çocuklar başarabilirsiniz diyeceğim. Başka ne diyeyim? Hepsi hemen mutlu oluyor. İlk yarı bitmeden bir gol daha bekliyorum. Şuna bak ya adamların 0.2 XG oranı var. İlk yarıda bitiyor galiba. Berbat. Berbat bir ilk yarı ya. Beyler gösterdiğim performanstan memnun muyuz? Yok oğlum ne ya ne alakası var? Bir dakika. Beyler artık varınızı yoğunuzu ortaya koymanın zamanı geldi. Hemen buradan bir değişiklik daha yapalım. De La Vega'yı çıkartalım. Hak Şabanovic'in golü vardı en azından. Kim kötü oynuyor? Şöyle bakıyorum. Herkes de iyi oynuyor aslında. O yüzden demek ki bizim yardımcı antrenör şu ana kadar koyduğunuz performanstan memnunum falan diyor. Saçma sapan işler abi. Kim bu reytingleri veriyor? Oha topa gel. Kravat içeride tuttu. Kravat geçti. Kravat. Kaleci Sepe. Abicim bizim golümüz nerede ya? Ben şunu pozitif futbola bir alıyorum arkadaşlar. Hatta hücum ağırlıklıyı alıyorum. Artık umurumda değil. Alacağız bence biz bu maçı. Ya hep ya hiç. Şu ana kadar iyi oynayan bizdik. Beyler lütfen. Aha pozisyon onların. Zaniolo. Busquets. Agüero. Palumbo. Sökelim. Mükemmel. Mükemmel. Candelone süper. Bir de... Ooo iyi gördü orada bizimki. Ama bu kaleci ne ya? Muenta bizimki derken. İyi gördü Candelone'nin önünü tekrar. Ama bu Domenech ne harbiden ya. Kaç tane böyle inanılmaz kurtardı. Beyler boynunuzu bükmeyin. Florenzi, Zaniolo. Oho. Aa kravat atmış. Yine bir Roma hata. Hücum ağırlıklıyı alınca daha da çok boşluk mu verdik? Ne yaptık? Kravat. Üf. Sepe süper kurtardı. Beyler bir pozisyon girelim ya. Ugarte'yi ben şöyle çekeceğim. Kurtiç'i şöyle alacağım arkadaşlar. Devam diyelim. Kurtiç orta sahada geçen maç mükemmeldi. Kaptan. Kaptanımız bu arada Kurtiç. Nesterovski kaptan. Pardon Kurtiç de yedek kaptan mıydı? Neyse ya. Abicim gol lazım. Gol istiyorum. I want to see goal. Florenzi sökelim. Busquets. Palumbo. Busquets. Gol gol gol. Aha Hak Şabanovic aferin. Petzella. Güzel düştü. Candelone şanslıyız. Muenta. Ya kardeşim yine unuttum ya bu arada şeyi arkadaşlar. Antrenmanını. Berbat. Ve aşırı hücum ağırlıklıya geçtim tekrar. Nedialkov. Nedialkov, Palumbo. Busquets. Üf o da kaçırdı. Frikik kazandılar. Bergwijn da buradaymış. Bergwijn Sepe boşuna uçtu aslında. Dışarı gidiyordu top. 83 şansımız kalmadı gibi ya. Alenya'yı da değiştirelim. O da ölmüş. Oraya bir Amine Bassi getirelim. Ve hadi abi. Hadi abi. Ugarte o da ölmüş lan. Onu değiştiremiyorum ama. Yani bu maç aslında bizim olmalıydı. XG oranına bak, şutlara falan bak. Onlar sonradan geldiler de ayıp ya. Biz bilmiyorum defansta mı problem yaşadık. Neyse adamların kalecisi zaten maçın adamı. 7.6 Ramsey ile beraber. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Bu maçı kaybetmemeliydik. Fırsat teptik. Roma üstümüze geçti. Biz 5.liğimizi koruyoruz. Bu arada 4 attığımız Empoli de 17 puanla 6.ymış. Antrenmanlara geldim şimdi. Gelişim diyeceğim. Antrenman bu çocuğa bir ekstra bir dakika normal yoğunluk. Ekstra antrenman. Koçum bitiricilik nerede? Bitiricilik şut mu? Bitiricilik uzaktan şut teknik. Çalış şunlara bir kral yani 14 bitiricilik nedir? Ve 2 kat yoğunluk diyelim. Arada dinlenir, minlenir bir şey yaparız. Bir de övelim. Süpersin kral. Şimdi kupa öncesi ikinci Juventus'a karşı. Burada niye adları Juventus diye geçmiyor ya? Zebre niye böyle diyor acaba? Ben bu takımı değiştirebilir miyim? Profil, isim, editör mü lazım? Neyse.
Arkadaşlar ikinciler, Inter geçmiş ama maç eksikleri var. Bu maça eksik çıkacağız. Candelone, bir dakika, burada tavsiye yapıyor. Oynat diyor. Candelone hafif sakat. Nesterovski böyle ama tamam ya, Candelone'yi oynatalım. Rakip talimatlar. Kızım orada diyor ki baba sağlam şey yap, Juventus'u yen. Orada bağırıyor. Gece geç saate geldik. 10 uyuyacak. Neyse abicim, geçelim şu maça. Ve rakibimiz Szczesny, Delit, Bonucci, Senesi, McKennie, Sandro, Arthur, Rabiot, Chiesa, Aveiro, Cristiano Ronaldo. Cristiano Aveiro yazıyor. Allah Allah. Yumruğu sık, maç öncesinde favori onlar görünse de korkmayın çocuklar diyoruz ve maça başlıyoruz. Dengeli başlayacağım, dengeli bitireceğim. Hadi bakalım, duruma göre değiştiririz. Rakipte Ronaldo sol kanatta, Chiesa sağ kanatta. Yukarıda görünüyor. Rabiot, Arthur ve ilk pozisyon bizmişiz. Biz açık renk. Petzella. Gol olsun. Geri dönme be kral ya. Geri dönünce tehlikeli oluyor. Candelone. Oynattık çocuğu. Ugarte. Aha. Fırsata bak. Ugarte'nin pasa gel. Verkaç müthiş ama Candelone. Onu da bitir be kral yani. Ayıp. Szczesny. Aha araya girdik. Aha. Kısa. Nasıl yakaladık? Muenta 8. golünü atıyor. İnanılmaz. Üf, Szczesny hatalı bir degaj. Biz çok hızlı yakaladık. Tekrar izleyelim şunu. Kaşla göz arası oldu. Arthur'a doğru Ugarte araya girdi böyle. Samuray gibi. Muenta, üf, tek toplar. Süper bir gol. Böyle devam beyler. Süpersiniz diyeyim. Yani Roma'ya karşı da böyle başlamıştık. Umarım devamı gelir şimdi. Cristiano Ronaldo Gagliola'ya pas hatası yaptı. Carles Alenya, Petzella, haydi beyler. İyi gidiyoruz. Güzel. Ugarte. Olmadı. Olmadı. Hiç olmadı. Morata. Tehlike. Ah be. Ah be. Yani Morata'yı da hiç sevmiyorum. Yani Morata'dan gol yemeyi hiç sevmiyorum. Biliyor musunuz? Çok böyle gereksiz bir forvet olarak buluyorum ben Alvaro Morata'yı. Oradan oraya, oradan oraya. Bir yerde böyle demir atıp duramıyor. Güzel olmadı be çocuklar. Başarabilirsiniz diyelim. Aha. Arthur'un pozisyonu. Ve McKennie sepede kaldı. İyi iyi iyi. Bak sağ tarafta bir adam var. Sepe. Direkt şu çocuğa gönder abi. Aynen oraya gönderdi. Bak beni duydu. Muenta'ymış o da. Bizde mi? Bizde. Alenya. Ah be. Geçer sandım. Alexandro sakat. Uzun top. Kimin uzun topu geçecek? L1 üçgen deniyor iki tarafta. Bizim L1 üçgenimiz geçer gibi oldu ama Muenta biraz panikledi. Szczesny hata yapar mı yine? Yok. Ronaldo, Rabiot'un pası güzel. Arthur. Çok tehlikeli geliyorlar. Aman diyelim çocuklar. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Aveiro. İyi kestik. Chiesa'nın vuruşu iki sepede kaldı. İyi iyi. Devam. Ya! Karius. Ya bu ne? Arkadaşlar böyle gol gördünüz mü? Hani FM izleyenler, çok FM izleyenler. Ben bilmediğimden hani söyleyemem de gördüğümü ilk defa görüyorum. Sepe oğlum ne yaptın ya? Lan böyle bir gol mü olur ya? Aa, tam bir amatör Sepe. Allah Allah. Lan Sepe de aslında süper kaleci. 45+3 son pozisyon var mı? Ya hiç yoktan 2-1'e verdik ya. Yani 1-1 olmalıydı en azından devre arasına kadar. Neyse ya. Bugün şanssızlık falan yanımızda diyoruz ve ikinci yarıya başlıyoruz. Değişiklik yapmadım. Beyler başarabilirsiniz diyelim ya. Çok kötü oldu be. Çok kötü oldu. Bu arada bugün mağlup olursak bu maçta 18 puanla ta 7.liğe düşüyoruz. Ya en azından bir puanı koparalım deplasmanda. Szczesny'den hata var mı? Delit. Birisine çarpma. Aa, bize geldi ama. Muenta. Supanat. Antrenman yaptırıyoruz ekstradan. Penaltı hocam. Penaltı. Bizim çocuk öyle hile yapmaz. Bu penaltı pozisyonlarını izlemesi de oldu, şu uzun sürüyor. İşte bunların hepsi montaja ekstradan iş oluyor arkadaşlar. Ne kadar kesik varsa o kadar fazla iş. Burada ne yaptı? Hoca geldi baktı ve verdi. Tabii vereceksin kral. Kim çekiyor? Alenya mı kullanıyor bizim penaltıcımız? Oydu en son. Alenya iyidir ya. Muenta şimdi batırır. Muenta'ya ne oldu bu arada? Senesi sarı kart yedi. Alenya. Carles Alenya bitiriyor. 2-2. Kral. 6. golünü attı o da. Adamın 6 gol 5 asisti mi ne var? Muenta'nın da 8 golü var yanılmıyorsam. Devam beyler.
Candelone hafif yorgun ya, onun yerine Nesterovic'i getireceğim ben. Nesterovski'ymiş pardon. Ve Gagliolo'nun yerine de bir De La Vega mı? Hak Şabanovic eski takımına karşı oynasın. Yani oradan kiraladık biz, hala bizim oyuncumuz da. Onların oyuncusu da. De La Vega'yı da alacağım. Alenya'nın serbest vuruşu ve gol! Petzella ilk golünü atıyor. Alenya'dan bir asiste gelmiş oluyor. 71. dakika. Güzel. Güzel. Çok güzel. O yine aynı açıdan gösteriyor. 50 tane adam var orada. Petzella kafayı koymuş. Beyler devam. Lan yanlış yaptım. Başarabilirsiniz değil de süpersiniz diyecektim. Alenya, bir değişikliğimiz daha kalmadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi bu şekilde biz üçüncülüğe yükseliriz. Lütfen. Lütfen önde kapatalım şu maçı. Hadi hakem. Hadi bitir. 84 ama sen bitir yine de. Haydi beyler. Yusuf Demir mi girdi rakipte? Aa, Yusuf Demir'i almışlar harbiden. Şöyle bir bakalım. Oha, 4 yıldız şu an. 19 yaşında. Kral. 19 milyon değeri var. Yusuf Demir. Ve rakibin bir pozisyonu mu? Beyler lütfen direnin. Morata. Kulusevski de girmiş. Yusuf Demir. Lan o kadar övdük, çocuk attı ya. İlk golünü atıyor bize ya. Gözümüz kaldı demek ki. O da dedi hadi göstereyim ben sana kabiliyetimi hocam. Hiç yoktan bir puan. Ama bir dakika beyler, pes etmeyin. Nianzu. Lan yoksa yeniliyor muyuz? Morata girdi bak. Nianzu ne yaptın oğlum? Sepe helal olsun. O hatandan dolayı şu an seni affettim. Yani %100'lük golü kurtardı ama burada yine kurtarmaya devam et. Nianzu. Bizim kontra hatamız yok mu ya? Kulusevski. Sevsinler seni. Gilbert. Ya Gilbert'cim o topu kontrol et be kral. 90 artı 5 gerçi. Belki bir pozisyon daha olabilir. Aha, korner. Lütfen. Alenya. Hadi gol. Hadi gol. Hadi gol. İnanıyoruz. Nianzu'dan gelecek. Ve Ronaldo. Lan kontra yedik ya. Lan kornerden gol atacağız dedim. Kontra yiyoruz. Yusuf Demir. Alba. Uf, Solet mükemmel geri geldin. Hocam devam ettir. Nesterovski. Petzella. İlerleyin çocuklar. Hoca bitirmedi. Harbiden bitirmedi. Nesterovski. Hocam kırmızı kart, serbest vuruş. Ne oldu? Kırmızı kart mı var? Yok, bir şey yok da. Gol olsun be. Gol hocam. Alenya. Ah be Nesterovski. Ve maç bitti. Lan heyecanlı maçtı var ya. Maçın adamı Carles Alenya. Bir gol bir asist. Yo, Alvaro Morata 2 gol. Ah be Yusuf. Ya yapmayacaktım bunu. Neyse arkadaşlar. Beraberlikte yine bilmiyorum. O talihsiz pozisyondan sonra iyidir. Dördüncülüğe yükseldik. Burada üçüncü olmak da vardı. Şimdi bir sonraki maça geldik arkadaşlar. Sampdoria rakip Moenta'yla burada Alenya da birbirine anlaşmaya başlamışlar. Ne diyor? Sık sık birbirleriyle oynadıkları için oynadıkları rolde iyi sayılabilecek bir uyum yakaladılar. Evet evet, güzel güzel güzel. Moenta yaratıcı forvet. Oha. Çok güzel alışmış bizim takım aslında, bizim taktiklere. Neyse devam. Altıncılığa gerilemişiz lan. Herkes ekstra maç yapmış. Gerçi 19 puanla 3-4 takım berabereyiz şu an. Sampdoria. Bu arada arkadaşlar, bu Parma'ya gelmeden Sampdoria'ya mı gitsek diyorduk. Hatta biz oraya başvurmuştuk. Onlar mı bizi kabul etmemişlerdi? Öyle bir şey olmuştu yayınlarda. Videolara girmedi o. Öyle bir şey de söyleyeyim sizlere. Lan biraz daha ilerledik. 8.liğe düştük. Biz daha ilerlersek herhalde küme düşeceğiz. Devam abi. Şurayı tamam. Gerisi benlik. Her şey bende. Tamam. Rakip. Burayı yaptık mı? Yaptık. Damsgaard. O kadar da iyi bir takımları yok bence. Yani bizde. Bu maç bizde beyler. Yürüyün. İlerleyelim. İç sahadayız yanılmıyorsam. Tardini'deyiz sonunda. Maç öncesi şöyle. Tamam. Oo, bizim stat tıklım tıklım. Beyler başarabilirsiniz. Şunu ben hücum ağırlıklı alacağım. İlk pozisyon. Alenya korner, Torsby, Damsgaard. Oha, uzun top. Ne oldu abi bizde? Ben de diyorum kim var lan orada? Kimseleri de yok. Beyler başarabilirsiniz yine. Gagliolo. Sepecim bak. Geçen maç var ya. Sepe oğlum ya. Aha, Moenta'ya kim attı o topu? Golü atıyor Kralenta. 9. gol. Ugarte. Abi Ugarte de çok ekstra bir oyuncu var ya.
Ama alamayacağız, orası ayrı. Gelecek seneye 40 milyon değeri olur onun. Evet, güzel pas, güzel gol. Şimdi bir pozisyon daha, ikinci pozisyon. Rakibimiz kontra atak falan arıyor. Ugarte. Ugarte ne yaptı? Gagliolo'ya verdi. Gagliolo, Muenta. Süper bir asistti ama Alenya bu sefer de bitiremiyor ya. Süper gönderdi orada çünkü bizim şey, oğlan, Taylandlı oğlan. Kralenta. Evet, ilk yarı bitmek üzere arkadaşlar. İlk yarıda bence başka pozisyon olmayacak diyecektim de varmış. Bizimkiler niye bu kadar sarı kart demişler bu arada? Uf, Nianzu ne pastı o. Muenta rakipleri çalıma dizecekti. Ama dedi ben acımak istiyorum rakiplerime. Ve hocam penaltı gözünün önünde. Allah Allah. Aha, onlara düştü yine ya. Damsgaard sepesendeyiz. Üf, kazmaymış. Abi orada penaltı vardı. Bizim penaltımız kaşla göz arası yenildi. 45+2 ilk yarı şu an bitti. Taraftarları evlerine mutlu bir şekilde gönderelim beyler. Petzelli orada bir mutsuz. Onun yerine bir Hakşaban yapalım abi. Mutsuzsa çıkartalım. Nianzu'nun yerine de bu arada hemen Valenti'yi alacağım. Kırmızı kart yemesin. Şimdi Hakşabanovic. Oha. O neydi? Yani kariyerin asisti geldi galiba. O nasıl bir asistti abi? Bir dakika. Hakşabanovic sen ne yaptın? Seni oynatmıyoruz, hırs mı yaptın? De La Vega'yı falan getirdik. Falso lan oğlum. Roberto Carlos'un o Fransa'ya attığı friki, Fransa mıydı? O frikik golü var ya, biliyorsunuz zaten meşhur. Onun gibi falso verdi lan adam. Yanlış dedim, başarabilirsiniz dedim. Neyse, üçüncü golü başarabilirsiniz. Hakşabanovic. Hak Roberto Novic. Roberto Şabanovic. Karamo bu arada. Son çizgi Muenta, dönen topu tamamlıyor. Asistsiz. 10. golü. Abi bu çocuk atıyor ya. Özel antrenmanlarda da bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Bir artısı olmuş mu bizim özel antrenmanların bu çocuk için? 14'te duruyor. Sampdoria, Krmençik, Gilbert güzel kalecisine döndü. Ve arkadaşlar şimdi 4. golü izlemeye hazır mısınız? Uf, Sepe Candelone abi, hat-trick. Ya Audero. Arkadaşlar bu arada Audero 23 yaşında ama benden yaşlı gösteriyor. Ya da 21 yaşında. Alenya. Ya Muenta hat-trick'ini yapacaktım be kral. Seni eleştirenlere kapak olurdu. Güzel denemeydi. Hakşabanovic'i beğendim bu maçta. Aha gol geldi. 4 geldi. Ugarte, Karamo. Hadi abi. Ugarte'nin güzel pasları vardı diyeceğim. Geri döndü Solet'e. Hakşabanovic. Evet. Ugarte. Ne yapıyoruz? Oley çektiriyoruz. Hakşabanovic mükemmel pas. Muenta hat-trick'ini böyle yapıyor. Candelone tam bir takım golü. Muenta diyor ki İtalya'daki ilk hat-trick'im sevenlerime gelsin. Like butonuna da bassınlar. Gilbert hemen bir pozisyon daha peşine lan. 4 var mı Muenta'dan? Gilbert. Candelone. Dışarı vurdu. Candelone. Muenta'yı hemen bir değiştirelim. İngilizce yapalım arkadaşlar. Candelone'nin yerine de bir şey yapamıyorum. Muenta hat-trick yaptı ya, alkışlatalım dedim tribünler önünde. Sampdoria'yı da bu arada iyi parçaladık ha. Süpersiniz beyler desem. Mutlu oluyorlar mı? Oluyorlar. Tamam. Karamoh da ölmüş, onu keşke değiştirseydim. Adamların kaleyi bulan şutu yok. Bizim de belki de en iyi maçımız oluyor bu sezon. Bir gol daha var mı? Hocam 5'i istiyor da tribünler. Atamadık. Fazla kasmaya gerek yok. Ve 9.5. 9.5'tan daha iyi bir puan göremedim ben bu arada arkadaşlar. Mutlak gol pası da vermişti Alenya'ya. Onu da saymış oyun. İnanılmaz. Aferin lan kral. Güzel galibiyet çocuklar. Bu arada kendinden emin diyor şey Muenta için. Bir tek o mutlu olmadı. 8. 9.luğa düşmüştük. Geldik tekrar 4.lüğe. Bir sonraki rakibimiz Napoli. Ama arkadaşlar Napoli'yi bir sonraki bölüme bırakacağım. Zamanım kalmadı. Napoli, Udinese, Fiorentina, Juventus, Inter. Juventus kupa bu arada. Yani 3-3 berabere kaldık. Umarım yine deplasmanda olacağız. Umarım bu kupada alabiliriz onları. Inter var. Inter'de oynarız. Lig liderleri. Sonra kolay bir üçlü geliyor. Peşine de o kadar zorlu bir üçlü değil. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Bu formatı beğendiniz mi? Böyle gelmeye devam mı etsin? Yoksa sezon sonuna kadar simüle edip parma kariyerini bitirelim mi FM'yi? Başka kariyer başlatır mıyım FM'de bilmiyorum.
Onun haricinde kendinize iyi bakın. Like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.